87 puan bana göre Beşiktaş bu ligde. Beşiktaş olmamak kaydıyla Galatasaray'ın bir mağlubiyet hakkı var bana göre. Benim hesabım geride kalan 40 yıla baktım. Bu ligin şampiyonluk derecesi 86 ile 88 arası. En az 86. Daha yukarısı olabilir Beşiktaş'ın performansına bağlı. 2.25'e gidiyor Beşiktaş. Ama Galatasaray'ın futbol matematiği de var hala. Futbolun içindeki matematik de var. Fenerbahçe'nin bence bu akşam yok. Dediğim gibi gollerin yerini değiştir. Bu akşam kıyamet kopuyordu Fenerbahçe'de şu anda. İlk golü Fenerbahçe atsın. Beşiktaş son dakikada şey yapsın. Şu anda bence bütün haberler şu anda çıkıyordu yani. O böyle oldu, bu böyle oldu. Bu o zaman kazanamamış olacaktı. Şimdi kaybetmemiş oldu. Aynen. Ama bizde şöyle bir şey var. Biz 40 yıldır yanlış üstüne yanlış konuşmalar yapıyoruz. Düzeltemiyoruz da. Mesela ne diyoruz? Galatasaray Rize maçını nasıl? 3 puan kaybetti diyoruz değil mi? Nerede kaybetti? 3 puan mı sildiler Galatasaray'dan? Hayır. 3 puanı alamadı. Ortadaydı puan zaten. Kimsenin değildi. Ama biz 4 büyüklerin her maçı kazanması gerekti. Öyle bir alışmışız ki. Bunlar hep söyledi. 3 puan kaybetti yenilince. Puanlar paylaşıldı. Klasiğimiz de vardır. Ama şu 3 puan kaybetti. Şöyle, kime yenilse 3 puan kaybetti. Hayır. Evet. Alamadı. Ortada 3 puan vardı, alamadı. Yoksa 3 puan kaybetmek sende olanı kaybetmektir. Bu Türkçe'ye de aykırı bir şeydir. Hayatın akışa da aykırı bir şeydir. 3 puan kaybetti. Hayır, 3 puan alamadı. Ortada bir 3 puan vardı, Rize aldı onu. Evet. Bu kadar basit. Taner, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'deki macerasında ilk kez 11'de başladı bir mücadeleye. Bu karar doğru bir karar mıydı? Oyuncunun performansını o 58 dakikalık sekansını nasıl yorumlarsın? Yani yeterli bir performans yok gibi gözüküyordu ortada. En azından bu karşılaşma nezdinde. Bir de karşı tarafta onu savunan adamlara baktığımız zaman ligin az pozisyon veren takımlarından bir tanesidir Beşiktaş. Kalesine çok az şut attırır, çok fazla gol yemez ve çok fazla ceza sahasına takım kolay kolay sokmaz. Böyle bir takıma karşı, Josef gibi formda bir merkez adamına karşı, Wellington'a, Vida'ya karşı bir mücadele veriyorsunuz İrfan olarak. O yüzden de zorlu bir takıma karşı, zorlu bir savunma hattına karşı oynadı ve ben çok da tatmin edici performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum ama tabii ki ilk 11'de devamlılığı sürecektir ama bu karşılaşma nezdinde yeterli değildi. Cevneriş, bazı mevkilerde Fenerbahçe'de denk oyuncular var, bazı mevkilerde daha farklı özelliklere sahip oyuncular var ama kalabalıklar var. Bazı mevkilere baktığımızda orta saha belki bunlardan bir tanesi olabilir. Bunlardan orada, bir tanesi değil, en büyüğü. En büyüğü, evet, en büyüğü diye güncelleyeyim kendimi. Orada sizin kafanızdaki ideal orta sahasında Fenerbahçe'nin hangi oyuncular oynuyor? Üstelik orta aslında sahada olan bir Mesut Özil de şu an yok. Evet. Mesut'u zaten bir tarafa bıraktık. Yani Mesut hiç gelmemiş gibi davranıyoruz şu an. Evet. Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasındaki isimler hepsi ideal kadronun içinde yer bulabilecek. Yazıldığı zaman evet bu da Fenerbahçe'nin ideal kadrosudur diyebileceğiniz oyuncular. Burada olay tamamıyla oyuncuların hem antrenman performanslarını hem saha içinde görev aldıklarında gösterecekleri performanslara bağlı. Biraz da tabii biraz da değil Erol Hoca'nın tercihi. Bu nasıl tercih yapacak? Onlar çok önemli. Nasıl bir kurgu? Nasıl bir diziliş? Hangi isimler? Şimdi bu maç özelinde hata yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü uzun bir sakatlıktan çıkmış İrfan Can. Yine uzun bir aradan sonra belki de hala fiziksel anlamda iyi duruma gelmemiş bir Gustavo ki bugün maçta o da belli oldu. Bazı pozisyonlardaki yaptığı hamleleri bir Gustavo'nun, yani diri bir Gustavo'nun yapabileceğini sanmıyorum. Yani bir iki pozisyonda hamle yaparken dizlerinin üzerine çöktüğü pozisyonlar var. O fiziksel olarak tam hazır olmadığını gösteren bir durum. Son bir ay maç oynamayan Caner. Caner var. Şimdi böyle bir maçta, yani kesinlikle kazanmanız gereken ve rakibinizi yakalamanız gereken bir maçta 3 tane fiziksel olarak hazır olmayan oyuncu tercihi, Samatta'yı da sayabiliriz çünkü Samatta da uzun süredir ilk 11'i oynamıyor. Hani bir maç alışkanlığı yok. Böyle bir maçta bu kadar fiziksel eksik, maç eksiği olan oyuncuyu oynatmak ve buna rağmen beraberlik almak Fenerbahçe için aslında bir taraftan da umut verici. Yani bundan sonraki maçlarda yapacağı tercihler çok önemli. Nasıl çok önemli? İşte oynatılmadığı zaman oyuna küsecek, hocaya sırtını dönecek çok oyuncu var Fenerbahçe'de. Evet. Yani bu kadrodan kimi, hangi üçlüyü yazarsanız arkada kalan üçlü bir yüzü düşecektir. Bir morali bozulacaktır.
İşte burada olay tamamıyla Erol Hoca'nın o gruba, özellikle orta saha grubuna hem antrenmanda hem antrenman dışında tesislerde nasıl davrandı, nasıl baktı, onları psikolojik olarak nasıl hazırladı, nasıl motive ettiği çok önemli. Hani doğru telkinlerle, doğru idareyle kalan süreci kazasız belasız atlatması lazım. Bunu da oyunculara doğru ifade etmesi lazım. Çünkü bir yarışın içine giriyoruz artık. Son 10 haftamız, 10 maçımız kaldı. Evet. Kimsenin küsmemesi lazım. Beşiktaş'ı yakalamamız, Galatasaray'ı geçebilmemiz için onların puan kaybını beklerken bizim de sürekli kazanmamız lazım. Ama kazanmamız için önce kendi içimizde bütünlüğü yakalamamız lazım diye düşünmesi lazım oyuncuların da. Kendi içlerinde kavga ederse, çatışırsa oyuncular ben oynamam lazım. Ben oynamam lazım. Gençler hocaya maçında tenkit yapılırsa bu Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Hani istediğini yapamaz. Bundan sonra süreç çok önemli. İlk oynayacağı bir takım arasından sonraki maçta çıkacak kadro Denizli Spor maçı. Bir şekilde ideal kadrosunu az çok belli etmiş görüntüsü verebilir. Çünkü iki haftalık bir ara var. Evet. O ara içerisinde mutlaka düşünecektir. Evet, belki milli takıma giden oyuncularından eksik çalışacak ama en azından kendi içinde teorik anlamda bir şeyleri düşünme fırsatı yakalayacaktır Erol Hoca. Gençler benim maçta Fenerbahçe'nin kanatlarında kim vardı hatırlıyor musun? Osay Samuel, Pelkas ama Mert Hakan'la da değiştiler. Sonrasında. Evet. Şimdi Mert Hakan 46'da çıktı bu arada. Ben kadroyu Fenerbahçe'de Samat'la yapsa kendini koymaz. Geride kalan 30 haftalık performansa takıldı Samat'ta Turgay. Hayır takıldı değil. Fenerbahçe'nin çok büyük hayal kırıklığı. Fenerbahçe'nin golcüsünün ayağına top değmemesini ben kabul edemem. Abi bütün o ben oynayayım orada benim de bir iki hepsi tane hayal kırıklığı şu an. Tabii. Evet, evet. Onu diyorum. Bunlardan birine şans verebilirsin yine. Bak ne diyorum. Ya bak ben bir teknik adamın kazanmasına kaybetmesine çok bakmam. Oyun gücüne bakarım. Şimdi şöyle bir şey yaparsın. Fantastik bir şey söyleyeyim. Arkaya Nova koydun, ön tarafa Caner'i koydun. İşte sağ tarafa dediğim gibi Nazım mı? Hayır hayır. Gökhan Gönül. Ön tarafa sağ tarafa. Osay. Diğer genç çocuğu koydun. Ferdi. Ferdi koydun. Ya arkada İrfan Can'ı kullan, Sosa'yı kullan, Gustavo bile oynatma. Atıyorum. Böyle yap demiyorum da oynatma. Önlerine de Pelkas sok. Bunda bile bir mantık var. Dersin ki hoca iyi top yapan, topu hakim olan oyuncuları beşliği bir araya kurdu. Önde ben bu topu tutacağım. Beşiktaş'ı koşturacağım. Ben koşmayacağım. Ben topu koşturacağım. Önde de bir tane Sissi olur, Samat da olur, Valencia olur bir tanesi. Koyacağım orada buradan servis yapacağım dersin. Eldekilerden hangisini öne koyarsınız? Ben bir defa Samat'ta'yı koymam. Ya koyarsam yine Valencia'yı koyarım belki Sissi'yi. Gel şimdi Galatasaray'a. Bırak baklava düzeni, elmas düzeni bırak. Galatasaray'ın iki santrforu kim? Biri dünya yıldızı Falcao. Doğru mu? Aynı hoca hatası olduğu için söylüyorum. Öbürü kim? Bana göre çok yakın gelecekte Avrupa piyasasında önemli bir marka olacak olan Mustafa Muhammed. Top değmedi ayaklarına. Öyle bir sistemle çıktın ki sen ne anlatsan anlat bana. 46 dakika top değmedi adamın ayakkabı. Pozisyonları yok. Evet. Çıkardın birini 46'da birini de 10 dakika sonra çıkardın. Bu yanlışı nasıl görmezsin? En son çıkaracağın iki adam. Niye? Önce onlara pas atacak adamı koy. Kim atacak? Onyekuru nerede? Yedek. Öbürü kim? Fegül nerede? Yedek. Niye fantezi arıyorsun? İkili oynamak. Sen Fatih Terim'sin, sen dünkü hoca değilsin ki. İkili oynamanın 40 tane versiyonu vardır ya. Ayrıca konuşuruz Galatasaray'da. Hayır hayır. Konumuz Galatasaray değil burada. Hı hı. Bir forvet oyuncusunun, ben bunu Şenol Güneş'e Delboski'de görürdüm. Başka da bir hoca da görmedim. 40 tane hoca izledim kamplarda, her kampa gittim. İkili oynarken bu iki tane oyuncuya bütün hafta boyunca, belki 15 gün boyunca şunu ezberletirsin. Yan yana nasıl gelecekler? Önlü arkalı nasıl oynayacaklar? Kanada hangisi gidecek? Tamam mı? Arkadan gelenle kim alver yapacak? Önde kim? Sen hiçbir şey söyleme. İkiniz çıkın. Tamam. Birini de orta yapması lazım. Onyekuru kenarda. Fegüri. O da orta yapmaz gerçi. İçeri kat eder. Fark etmez. Fegüri de içeri gelir. Oraya gelmesi yeter onlara. Alver yapması yeterli. Evet. Arkalarına Fegüli koy ya. Ya. Şunu demek istiyorum. Macera bile bir yerde aranır. Beş yerde aranmaz. Erol Hoca'ya geliyorum. Üç tane aynı adam ya. 10 yaşında çocuğa gösterdi ki Valencia, Samat'ta, Osay biraz daha hızlı biri. Biri biraz daha çabuk. Hızla çabukla herkes karıştırır. Hız
A noktasından B noktasına gidilen süredir. Çabukluk olduğun yerde dönmek de çabukluktur. Düştüğün zaman kalkmak da çabukluktur.